Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım Bugün çuha ve kalanşo çiçeğimi Videoya aldım Çünkü Şöyle sorular sormuştunuz bana Çuha çiçekleri Ve kalanşo çiçeği Çiçekliyken saksı değişimi yapılır mı diye Yapılır arkadaşlar Bakın bir önceki videomda Çuha çiçeklerim diğer saksıdaydı Şimdi ben bunları Eee Başka saksıya aldım yani saksı değişimi yaptım bu şekilde saksılarım kendi toprağıma aldım sevgili arkadaşlarım hani sizlere diyorum ya çiçeklerinizin gelişimini istiyorsanız kendi toprağınızda hazırladığınız e, saksılara dikin diye ben de kendi doğal toprak gübreli toprak ile hazırladım bu şekilde saksı değişimi yaptım gelelim. Kalan şu çiçeğimize, kalan şu çiçeğimiz açmıyor diyen sevgili arkadaşlarım, kalan şu çiçeğimin de saksı değişimini yaptım. Bu hem saksısı küçüktü, hem de kendi hazırladığım toprak ile yapmak istedim. Kendi hazırladığım toprak ile yaptığım zaman sevgili arkadaşlarım tüm çiçeklerim daha verimli oluyor. Sizlere sadece o kadar söylemek istiyorum. Aklınızda bulunsun, sizler de öyle yapın. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Ben sanırım videomda söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Çok affedersiniz. Kusura bakmayın. Yorumlarda pirinç suyu ile ilgili bir videom vardı. Orada pirinci ısladığımız zaman tuz koyuyoruz. Tuz çiçeklere zarar vermez mi diye. Tuz olmayacak arkadaşlar. Ben onu sanırım söylemeyi unutmuşum. Tuz olmayacak. Normal ısladığımız pirinci sadece su ile ıslatıp çiçeklerimizin toprağına verebiliriz. Ama tuz çiçeklerde zararlı olabilir. Evet sizler de çiçeklerinizin saksı değişimini çiçekliyken gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunların saksı değişimini yaptım. Bir hafta sonra e, toprağına alışsın vitamin vereceğim. Sevgili arkadaşlarım bunlara vereceğim ilk vitaminim aspirinli su olacak arkadaşlar. Sonrasında Zaten diğerlerini de çiçeklerime veriyorum biliyorsunuz. İlk aspirin suyuyla başlayacağım. E, saksı değişiminden sonra. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere saksı değişimi yaptım. Onu göstermek istedim. Birkaç da yoruma cevaben bu videoyu hazırladım. Kendinize çok iyi bakın. E, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizleri yine yorumlara bekliyorum.